Fikri Sağlar, 26 Aralık 2023, bir gün. Asıl failler kimler? Geçtiğimiz cuma ve cumartesi günü Türkiye yeniden yasa büründü. Irak'ın kuzeyinde yaklaşık iki yıldır süren Pençe Kilit Harekatı bölgesindeki çatışmalarda 12 askerimizin şehit düştüğü haberini aldık. Teröristler tarafından gerçekleştirilen hain saldırıda iki günde 12 askerimizin hayatını kaybetmesi ülkemizde infial yarattı. İktidarın hamaset dolu nutuklarından kendimizi arındırarak yaklaşık iki yıl süren bir harekatın neden bitirilemediği ve verilen bunca şehidin sorumluluğunu AKP iktidarının üstlenmediğini neden sorgulamıyoruz? Emekli Tuğ General Haldun Solmaz Türk, yaşananlar sonrası yaptığı açıklamada, Askeri harekatta şehit verebilirsiniz ancak iki yıla yakın süredir devam eden bir operasyon var. Bu süre normal değildir operasyon dediğimiz sınırlı süreyle sınırlı hedeflere yönelik bir askeri harekattır. Daha ne kadar süre şehit vermeye devam edeceksiniz ve ne amaçla? Siz Türk Silahlı Kuvvetleri olarak bir yıl sekiz ay kaldığınız bölgede bu kadar şehit veriyorsanız burada bir sorun vardır diyerek devam ediyor. Askeri harekatın başarı kriteri kaç tane adam öldürdüğünüz değildir. Bu sert açıklamaya şu ana kadar Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama gelmedi. Bırakın açıklamayı ortada bakan yok. Adeta kayboldu. İlginç olan da bu. Mecliste AKP bilinen seçim oyunu gereği tüm partilerin imzasıyla bu acı olay hakkında bir ortak bildiri açıklanması teklifi yaptı. Bu kez CHP bu bildiriye imza atmadı. CHP'nin gerekçesi haklı ve ibretlikti. Önce şu iyi bilinmelidir ki bu konuda asıl sorumlu bugünkü siyasi yönetimdir. AKP kendi erkini sürdürmek adına gençlerin ölmesine göz yuman bir anlayışı 21 yıldır sürdürüyor. Çatışmadan siyasi çıkar elde etmek için yapay mevziler yaratıyor. Toplumun milli duygularıyla oynuyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bilgilendirme zorunluluğu olan iktidar, ortak bildiriyle şehitlerin vebalini herkese yüklemek istiyor. Ancak CHP bu oyuna gelmemiş, siyasal İslamcı uyanıklığına alet olmamıştır. CHP ayrı bir bildiri açıklayarak terörü kınamış, AKP'nin aksine terör ve terörü teşvik eden güçleri lanetlemiş ve şehitlerimiz için yas ilan edilmesini istemiştir. Bu farklılık bile AKP'nin terör konusunda samimiyetinin sorgulanması için yeterli kıstastır. Kuzey Irak'ta şehit düşen 12 askerden piyade sözleşmeli er Enis Budağ'ın cenaze töreninde bir grup kişi CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e özgür dışarı sloganları atarak tepki gösterdi. Manisa'daki şehit cenazesinde yaşanan provokasyona ilişkin CHP lideri Özgür Özel, AKP'li bir isim cenazede provokasyon yapılarak saldırı olacağını, cenazeye katılmamı yeniden değerlendirmem gerektiğini defalarca söylemişti. Cenazeye katıldım. Çünkü CHP'nin bir geri adım atması ve bir santim eğilmesini fırsat bilen AKP bu millete diz çöktürür buna izin vermeyeceğiz diyerek provokasyonun arkasında AKP'nin olduğunu işaret etti. AKP'nin bu numaraları artık bayatladı. Nitekim Ankara Çubuk'ta bir şehit cenazesi bahanesiyle önceki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da linç etmeye kalkışmışlardı. Ahlaksızca yapılan bu vahim provokasyonlar halen hafızalardayken Özgür Özel'e yapılanlar boş bir iddia olarak algılanmamalıdır. Geçtiğimiz yıllarda açıklanan HDP manifestosuyla silahın bırakılması ilan edilmiş ve Kürt sorununun çözümü ve barışın oluşturulması için konuşulacak yerin Türkiye Büyük Millet Meclisi ve muhatabının da HDP olduğu açıklanmıştı. Edirne'de tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Pençe Kilit Harekatı bölgesinde PKK'nın hain saldırısı sonucu 12 askerin şehit olmasına ilişkin bizim içimiz yanıyor. Ben defalarca söyledim. Dün toprağa verilen 12 asker benim kardeşimdir. Bu ülkenin yoksul halkının evlatlarıdır. Keşke barışı sağlayabilseydik. Onlar yaşayabilselerdi. Ifadelerini kullanarak çok önemli bir konuya değindi. Demirtaş'ın bu samimi sözleri, AKP iktidarının her seçim yaklaşırken defalarca tekrarladığı milliyetçi duyguları sömüren hamaset siyasetini bir kez daha açığa çıkarıyor. Demirtaş ve HDP tarafından beyan edilen barış, dayanışma ve kardeşlik anlayışının bilinmesine karşın her terör olayı sonrası meclisteki Kürtleri ve siyasi partilerini düşman göstermek hem ahlaki hem siyasi hem de vicdani çöküşün sonucudur. Gerçek şu ki emperyalistlerle işbirliğinde bulunan ve BOP eş başkanları olduklarını gururla söyleyen siyasal İslamcılar ülkenin birlik ve beraberliğini bozmak isteyenlerdir. Şehitlerin aile evlerini, ocaklarını herhalde ibretle izlediniz. Hepsi yoksul ailelerin çocukları. AKP iktidarı ülke kaynaklarını çarçur ettiği ve istihdam yaratmadığı için gençler ekmek kapısı olarak paralı askerlik yapmak zorunda kalıyorlar. Şimdi seçim dönemi, korkarım ki şehit haberleri artacak. Soldaki partilere yalanlarla saldırılacak. Tabii ülkeye ve gençlere bir kere daha yazık olacak. AKP'nin taşıdığı vebal çok büyük. Gücün temeli bilgi sahibi olmaktır. Bilgili toplum olayların gerçek faillerini görür ve sahtekarları tanır. Aldanmaz, gereğini yapar. Fikri sağlar.